Hayda, üçüncü kez giriyorum. Eğer dördüncü kez girersem çekmeyeceğim. Gerçekten çekmeyeceğim. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Marjinal bir giriş yapmayı ben de çok isterdim ama marjinal bir giriş yapacak kadar gücüm yok. Yani böyle oturup daha aman aman kanala nasıl giriş yapayım? Vay efendim, hoş geldiniz, beş gittiniz, nasıl desem falan diye düşünecek gerçekten takatim yok. Uzun zamandır yoktum buralarda. Öncelikle neden yoktum? Onunla ilgili biraz konuşayım. Zaten stabil olarak işe gidip gelmem dışında ekstradan iş yoğunluğum da inanılmaz derecede artmış durumda. O yüzden açıkçası çok fazla böyle işte ev yapayım, ev çizeyim, oyuna uyarlayayım filan gibi vaktim açıkçası olmadı. Ne çok açıkçası dedim ya. Açık ve anlaşılır olduğum belli. Anlamayan gidebilir. Anlayanlarla yolumuza devam edebiliriz. Onun dışında ve yine çok fazla onun dışında demeye başlayacağım. Allah'ım ne olur demeyeyim lütfen. Yalvarıyorum sana. Çok az diyeyim. Ne olur. Hiç demeyeyim gibi yüksek bir şey hedefim yok ama lütfen onun dışındayı. Bak yine dedim az diyeyim. Neyse devam ki. Bugün böyle önce nasıl bir ev yaptığımı anlatayım sonra devam edeyim. Bugün birazcık daha böyle çok hızlandırılmış bir video değil de bir tık daha yavaş bir video çektim. Çünkü aynı hızlandırma ayarlarını kullanmış olsaydım sadece 5 dakikamız olacaktı. Açıkçası biraz konuşmak istediğimden dolayı da hızı düşürüp daha fazla konuşmayı tercih ettim. Montaj yaparken videoları kırpmayı çok fazla sevmiyorum açıkçası videoyu. O yüzden ne yaptıysam izleyin istiyorum. Değiştirdiğim şeyleri bile görün istiyorum. Bitti 2 dakika şimdiden. Neden yoktum? İşte iş yoğunluğuydu, inanılmaz derecede bir yoğunluktu vesaireydi derken daha önce de videolarımda şahit olduğunuz, tanıklık ettiğiniz en yakın arkadaşım, canım ciğerim, ablamı telli duvaklı gelinliğiyle evlendirdik. Adadan şutladık, evden şutladık, 3 evetle uğurladık, bir üst tura çıkardık. Tabi bu süreçte açıkçası 4-5 aydır da zor bir dönemden geçtim. Yoğunlukla birlikte yanlış anlaşıldığım bazı konular oldu. Kim tarafından olduğu ya da nasıl olduğunun bir önemi yok ama en azından anlatayım ki tabii ki derinlemesine değil ama en azından anlatmış olayım yani böyle içimde kalmasın. Şimdi bazen bazı insanlar bir şeyler anlatırken derinlemesine doğruları söyleyemeyebilirler. Gerçekten içlerinden geçenleri, o an ne yaşadığını, o dönemde ne yaşadığını dışa vuramayabilirler. Öyle bir dönemdeyken birine çok büyük bir haksızlık ettim. Haksızlık demek istemiyorum ama mecbur bırakıldım ve mecbur kaldım demem çok daha doğru olacak. Yani olmamasını temenni ettiğim ama mecbur kaldığım bir durumdan ötürü yine de hiçbir zaman saygımı bozmadığım, bundan sonra da bozmayacağım, aynı standartlarda devam edeceğim bir birey olarak yapmış olduğumun açıkçası haksızlık olduğunu bir noktaya kadar düşünüyorum ki bunu telafi etmek için de çok çabaladım, uğraştım. Ama işin sonunda baktım ki aslında çok fazla değer verdiğiniz, önem verdiğiniz insanlar sizi hayatlarında hiç tanımamış gibi davranmaya, hiç görmemiş, hiç duymamış ve hatta düşmanlarıymışsınız gibi davranmaya başlayabiliyorlarmış. Açıkçası yaşadığım çok büyük bir hayal kırıklığı ve yani durumun neden bu noktaya geldiğine dair en ufak bir fikrim yok. En ufak bir fikrim yok. Yani kesinlikle yani şöyle bir noktaya kadar tabii ki fikrim var. Bir noktaya kadar tabii ki kabul edilebilir bir şey. Ama o belli bir noktadan sonrası artık haksızlığa, size yapılmaya başlanan bir haksızlığa dönüşmeye başlıyor. Benim de açıkçası çok da sindiremediğim, hoşuma gitmeyen bir davranış. Bundan sonrası için de zaten artık gram umurumda değil. Zerre umurumda olacak bir şey değil. Ama en azından anlatmak istediklerimi
kendi videomda, bizzat geri dönüş videomda anlatmış olayım ki içimi dökmüş olayım. Bunun dışında, yine bunun dışında dedim, yine bunun dışında dedim. Bundan kurtulamayacağım. Şeyden bahsettim mi ya? Tamamen kendi tasarladığım, hiçbir yerde görmediğim bir ev yaptığımdan bahsettim mi bilmiyorum ama çizim falan yapmakla uğraşmadım. İçimden ne geldiyse öyle bir şey çıkarttım. Böyle şato benzeri, böyle ıssız görünümlü ama bir o kadar da değişik tasarımı olan, marjinal görünümlü bir şato diyebiliriz açıkçası buna. Bir şato tasarladım. Bunu da tasarlarken aslında tamamen öylesine girmiştim. Ha bu arada ben baya öyle bir noktadaydım ki yani bir daha asla geri dönmem. İşte bütün video programlarını sil, işte oyunu sil, video kaydını videoya aldığın kayıt programını sil, oyun kaydını falan modundaydım. Ama sonra gel zaman git zaman baktım ki aslında zaten hani en başından beri savunduğum şey burada hobi olarak bulunduğum belli bir noktaya kadar. Bundan sonrasının için tabii ki illaki bir kazanç hedefi var. Hepimizin hedefi var. Ama hani böyle kazanırsam kazanırım, kazanamazsam kazanamam abi bana ne modunda olduğumu hatırladım. Ve dedim ki yani niye böyle bir şeye gerek duyuyorsun ki? Yani sonuç olarak oyunu özleyip geri döneceksen videoda da çekebilirsin. Çekmeye de devam edebilirsin. O yüzden oyuna geri dönüş yaptım. Tabi bu arada Sims dışında şu ara çok fazla Counter Strike oynamaya başladım. O da çok ayrı bir dünya tabii ki. Acayip böyle her akşam işte rank atlamaya çalışıyorum bilmem ne. Oynayanlarınız varsa da ekleşebiliriz. Custom content hiç kullanmadım bu evde. Bir tane bile custom content yok. Tüm paketler yine mevcut. Ve aylarca sorun yaşadığım o mutfak tezgahlarındaki aptal sansürümsü parlama probleminden kurtulmuş oldum aslında oyunu silip yükledikten sonra. Bu da iyi bir haber. Bundan bir önceki videomda özellikle Instagram'daki son ev postumda tabii bunu paylaşmış olursam bundan bir önceki ev postumda aşırı beğendiğim bir ev yapmıştım. Hakikaten çok severek yaptığım bir evdi. Zaten hevesimin kaçma sebeplerinden bir tanesi de bu. Evi yaptım, 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 yaptım. Renderını yaptım, her şeyi birleştirdim. Muhabbetini, sohbetini, her türlü şeyi yaptım. Sadece YouTube'a yüklemeden şöyle bir problem yaşadım ki bu da zaten oyunu silmemin, hevesimin kaçmamın sebeplerinden bir tanesi oldu. Videoyu birleştirdikten sonra parçalı olan videoları sildim. Ama gelin görün ki parçalı videoları silince renderladığım videoda kendi kendine siliniyormuş. Yani benim anladığım bu. Sonrasında videoyu geri getiremedim. Ne geri dönüşüm kutusunda bulabildim. Ne işte Windows'u geri al muhabbetleri vardır ya işte şu kadar gün geri sar, bu kadar gün geri sar. Ne onu yapabildim. Ondan sonra dedim ki hemen sıçarlar artık böyle işe yani. Ben çekiliyorum bu alemden dedim. Bu camiadan çekiliyorum dedim. Puh Allah kahretmesin dedim. Böylelikle aslında bir vazgeçiş olmuştu o dönem. Ama sonra dedim ki tamam biraz toparlan yine eski düzeni kurarsın. İşte devam edersin filan. Bundan sonraki yayınlarımızda bunu söylemiş miydim bilmiyorum. Önceki videolarda söylemiş olabilirim ama bundan sonra muhtemelen bir hafta ev yapma, bir hafta sim yapma, bir hafta ev yapma, bir hafta sim yapma şeklinde devam edebiliriz. Challenge'lardan da zaten çok hoşlanmıyorum bildiğiniz üzere. Çok fazla challenge işte yok Karaduldu, Yüz Bebekti, Legacy Challenge mi? Legacy diye okunuyor sanırım ama ben günlerce ona Legacy falan demiştim. İnşallah yanlış telaffuz etmiyorumdur. Yani bu tip challenge'lardan çok hoşlanmıyorum. Sanırım şimdi son dönemlerde de Home Decorator challenge biraz daha revaçta. Challenge ise eğer o. Bilmiyorum. Bunlardan çok hoşlanmadığım için açıkçası bir hafta sim, bir hafta ev yapacağız. Bazen serbest sim yapacağız, bazen ünlü birini yapacağız vesaire. Ama yapacağız da yapacağız işte bir şeyler. Bu arada artık videolarımda şu videoda değil ama bu videonun fotoğrafında en azından en sondaki screenshotlarda ve bundan sonraki video yapımlarında Reshade kullanmaya karar verdim.
Reshade önerileriniz varsa da böyle hoşunuza giden, hoş görünüyor, bunu da kullansana, şunu da etsene filan dediğiniz, onlara da açığım. Instagram adım ve kanal adımı değiştirdim. Bir değişiklik yapayım dedim ama sonra tekrar eskiye döndüm. Ya eskisi daha iyiydi. Her şeyi buna göre kurguladım. Buradan devam et dedim. O yüzden eskiye geri döndüm. Her şey bildiğiniz gibi, hiçbir şey değişmedi. Daha bomba gibi, daha güzel geleceğimiz bir ilerleyeceğimiz bir kanal haline getireceğiz inşallah. Bu videoluk bu kadar. Bir geri dönüş videosu olsun. Sonraki videolarda inşallah çok daha bol sohbetli ve güzel evlerle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın deyip videoyu kapatıyorum.